Değerli hanımefendiler, kıymetli kardeşlerim, bu mübarek Ramazan akşamında lokmamızı ve kardeşliğimizi paylaştığımız iftar sofrasında buluştuk. Ülkemizin dört bir yanından ilham dolu hikayelerinizle geldiniz. Sizler Türkiye'nin bugünkü başarısının mimarı, geleceğinin umudu, göğsümüzde taşıdığımız gurursunuz. Bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, ülkemizin girişimci kadınlarıyla buluşmanın, sizlerin başarılarına şahit olmanın benim için çok ayrı bir yeri var. Başarılarınız tarihimizin, medeniyetimizin ve Anadolu ruhunun ne kadar canlı olduğunu ispat ediyor. Anadolu'nun 13. yüzyılındaki Bağcıyan Rum'u teşkil eden kadın kültürünün devamlılığını gösteriyor. Sizlere bugünün terimleriyle girişimci diyorlar ama bu isimle anılmadan çok önce de Anadolu kadını zaten girişimciydi. Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar maalesef var. Kadınlar onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor. Çok uzun bir zamandır biz bu baskıları tersine çevirmek, kadınların önündeki birçok engeli kaldırmak gayretinde olduk. Özellikle kız çocuklarımızın eğitim hakkından eksiksiz faydalanmasını da istedik. Mesela haydi kızlar okula, gelin etmeyin okula gönderin, yedi çok geç, ana sınıfsız okul kalmasın, nerede kalmıştık ve yakın zamanda başlattığımız kütüphanesiz okul kalmayacak gibi nice projeler geliştirdik. AK Parti kadın kollarımız bilhassa bu konuda çok çalışıyor. Kadınların hem eğitim hem de iş hayatında yer alması için üstün bir çaba gösteriyorlar. Kadın kolları teşkilatımızı kutluyorum. Bununla beraber bildiğiniz gibi kadınların önündeki birçok kamusal yasak kalktı. Çalışma şartları iyileştirildi. Özellikle aile ve iş hayatı arasındaki uçurumlar dolduruldu. Dolayısıyla kadınlar kendilerine dayatılan değil, seçtikleri yolu yürüyebilecek imkana kavuştular. Değerli misafirler, toplumların niteliği kadınların donanımıyla belirleniyor. Güçlü kadınlar güçlü bir toplum ortaya koyuyor. Modern dünya dediğimiz bu çağda hepimiz adım başı bir yol ayrımına denk geliyor ve seçimler yapmaya zorlanıyoruz. Çoğu zaman yolumuzu kaybediyoruz. Bize bir harita gibi yol gösterecek rol modeller herkes için temel bir ihtiyaç. En çok da bu nedenle İslam tarihinde öne çıkmış ve geriye büyük bir miras bırakmış kadınları daha çok araştırmalıyız. Onların örnekliği zamandaki yolculuğuna devam ediyor. İslam medeniyeti içinde bilim, tıp ve yönetim gibi alanlarda zirveye çıkan, tüm dünya kadınlarına fikir önderliği yapacak kadınlar var. Mesela Fatıma el-Fihri, diploma veren ilk üniversiteyi kuran kadındır. Bu üniversiteden mezun olan birçok erkek bilim insanı onun açtığı kapıdan geçmiştir.
Bir başka harika örnek olarak Eş-Şifa'yı görüyoruz. Cahiliye döneminde okuma ve yazmayı bilen tek kadın o. Öyle keskin bir dürüstlüğü var ki Hazreti Ömer tarafından Medine pazarına zabıta olarak atanıyor. Yine duyanları şaşırtan bir diğer örnek ise Raziye Sultan'dır. Babası onu Hindistan'daki ilk Türk devletinin başına yönetici olarak getiriyor. Çünkü bir yöneticide olması gereken şefkat, dürüstlük, merhamet ve yönetim kabiliyeti gibi birçok kabiliyet onda birleşmiş. 13. yüzyılda İspanya'dan Çin'e ilim yolculuğuna çıkan, Uhud Savaşı'nda hemşirelik yapan, astronomi üzerine çalışan kadınların hikayeleri keşfedilmek üzere bizleri bekliyor. Tüm kalbimle elimizin altındaki bu kıymetli hazinenin değerinin anlaşılmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, kadınların hak ve adalet ekseninde bir hayat sürmesi, ortak çabamızın, sizlerin bu muhteşem hikayelerinin yaygınlaşmasının ürünü olacak. Sizlerden bilhassa rica ediyorum, eğer yürüdüğünüz yolun henüz en başında adım atmaya çalışan bir kadın görürseniz, dönüp elinden tutun. Bilgi ve deneyiminizi lütfen paylaşın. Çocukların savaşlarla yetim kalmadığı, doğal kaynakların tükenmediği yaşanabilir bir dünya, kadın ruhu ve kadın aklının tüm toprakları besleyen bir ırmak olmasıyla mümkün. Bu duygularla sözlerime son veriyor. Davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı kabul buyursun. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Açık arazide faaliyet gösteriyorum. Aynı bir enerji üretimde yapmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanım, Kosya şartlığı aldıktan sonra kendime bir takım liderlerimi karşıladım. Nasıl yapalım derken hani şu anda araba üzerinde, tekne üzerinde yapılabilir miyim? Çalışanlarımın neredeyse tamamı kadınlar oluşturuyor. Kadınlara istihdam sağlamak, ücret artırmasına destek vermek ve kadının toplumdaki yerini güçlendirmektir. Merhabalar, ben Hamiye Çayalı. 1988 bölümünde şu aynı zamanda iş güvenliği. Annenin adına bir haber için Türkiye'de çocuğu